Özel bir gün bugün 8 Mart 2018. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Girişte de bahsettik. O günü kutladık. O günün farkındalığında olduğunda söyledik. Ülkemizin sosyal medyada özellikle herkes neredeyse kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Biz de kutladık. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun dedik. Peki efendim bugün neler konuşacağız? Bugün ikinci kısımda iş dünyasının nabzını tutmuyoruz. Bugün tamamı ekonomiyle gidiyor. Bu minvalde kıymetli bir konuğum var. Stratejist Sayın Alper Esen burada. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Evet Alper Bey, bugün ülkemizin ekonomisini konuşacağız, global ekonomiyi konuşacağız, dünyadaki ekonomik dengeleri konuşacağız. Dilerseniz bugünün sıcak gelişmesi Moody's'le sohbetimizi açalım. Evet, öncelikle ben de 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nü ben de tebrik ediyorum. Eminim dünya kadınsız çok renksiz ve çok sevgisiz olurdu. Evet. İyi ki Allah kadınları da erkekleri de birbirini tamamlayıcı şekilde yaratmış. Hı hı. Moody's enteresan, biraz evvel Cüneyt Bey'in, o iyi bir ekonomist, finansal ekonomi yorumcusu, gerçekten ben de kendisini takdirle izliyorum. Moody's birdenbire, yani evet bekleniyordu, onun periyodik açıklamaları var, fakat şimdi hem görünümü hem notu, işte birini BA1 BA2'ye indirip öbürünü de negatiften durağına çekmesi enteresan. Evet. İki şeye değinmiş burada. Bir tanesi, tabii aslında önce şunu söylemek lazım. Bu tür rating kuruluşları 2008 global krizine kadar aslında kendi ratingleri de yüksekti. Evet. 2008'deki global krizde özellikle Amerika'daki bu mortgage ve hedge piyasaları, forward piyasaları yönlendiren, yöneten kurumlara ve finans bankacılığına özellikle ve portföy bankacılığına hizmet veren kurumları en kötü durumlarında bile AA'yla, A+'la rate edip o hisseleri ve tahvilleri, hatta sigorta fonlarını rate edip sonrasında da global kriz olunca kendi rate'leri yerlere düştü. Evet. Biliyorsunuz battı birkaç tanesi de. Hı hı. Şimdi dolayısıyla çok fazla artık etki etmiyor. Efekti çok minimum. Hı. Normalde Moody's gibi benzeri rating kuruluşları rating düşürecek falan, bu çok önemli sonuçlara sebep olabilecek. Gel şimdi dikkat ederseniz çok bir şey ifade etmiyor artık piyasalar tarafından. Hı. Şimdi burada iki şeyi söylemiş Moody's, dikkat edilmesi gereken bence. Global çerçevede dikkat edilmesi gereken şey şu bence. Bir, diyor ki cari açığınızla ilgili sıkıntınız var. Hı hı. Buna dikkat edin. Bizim zaten farkındalığımız var. Aynen öyle. Borç yükünüzle ilgili bir sıkıntınız var. Buna dikkat edin. Bunlar finansal ekonomiyle alakalı şeyler ve bildiğimiz ve farkında olduğumuz şeyler. Evet. Çevirebildiğimiz sürece de bir sıkıntı yok. Esas dikkat ederseniz bence ikinci önemli şey siyasi risklerden bahsediyor. Hı hı. Aslında bahsettiği siyasi riskler Türkiye'nin iç siyasetine dönük yönelik riskler değil. Özellikle bölgedeki, hı hı, bizim operasyonlarımızı da içine alan, hı hı, bölgedeki ve global manadaki siyasi risklerden bahsediyor aslında. Evet. Bir nevi de kendilerince, akıllarınca da uyarıyorlar. Hani bak çok da ilerleme, biz belki bir şeyler daha yaparız burada. Hı hı. Yani bunlar birbirlerini, Amerika'daki özellikle finansal ve siyasi kuruluşlar, hatta istihbari ve askeri kuruluşlar kompanseli çalışıyor. Mutlaka birbirlerini desteklerler. Hı. Hiçbir şekilde birbirlerinden farklı hareket etmezler. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili bize hiç cömert davranmıyorlara yakın açıklamasını da hatırlıyoruz aslında, değil mi? Bu tavırla hem saati itibariyle, evet, hem de açıklamalar, bildiğimiz açıklamalar ama yön vermeye yönelik açıklamalar gibi gelmesi de aslında Cumhurbaşkanımızı doğrular nitelikte diyebilir miyiz? Ya tabii, yani şimdi şöyle bakmak lazım. Tabii zaman zaman not yükseltiyorlar, değiştirmiyorlar filan. Fakat o periyotlara çok dikkat etmek lazım. Ne zaman değiştirmiyorsun? Hı. Ne zaman yükseltmiyorsun? Ben ne yaparsam bana iyi bakarsın? Ben senin istediğin gibi olamam ki. Türkiye, hı, bugün gelişiyor, gittikçe gelişiyor. Evet, tabii ki her iktidarda ya da her ülkedeki gibi irili ya da ufaklı hatalar olabilir. Olabilir kardeşim.
kardeşim bunu yapabiliriz. Sen yapmıyor musun kendi ülkende? Evet. Seni yani bugün Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi parasının uluslararası tek rezerv para olmasından dolayı ayakta. Çekin Amerika Birleşik Devletleri'ni uluslararası ticareti domine eden rezerv para olması durumundan. Amerika Birleşik Devletleri bugün batmıştır. 20 trilyon dolardan fazla evet. adamlar. Feci durumdalar. Evet, borç. Dolayısıyla tabii Cumhurbaşkanımızın söylediği doğru yani. İşin ucunda da siyasi bakıyorlar. Yani. Evet, siyasi bakıyorlar. Bize biraz ülkemize dönelim Alper Bey isterseniz. Buyurun. Masadaki başlık 40 küsür gündür devam eden Afrin Operasyonu. Operasyon başlamadan önce kamuoyunda spekülatif ya da kısmen manipülatif bir söylem vardı. Borsa İstanbul Endeksinin bu durumdan etkileneceği, dolar TL'nin ani hareketler sergileyeceği yönündeydi ama öyle olmadı. Operasyona hem ülke içinden hem de ülke dışından Türkiye çok fazla sayıda destek buldu. Evet. Nasıl görüyorsunuz süreci? Devam eder mi yoksa yeni riskler masada mı? Mutlaka bir operasyon, bir askeri harekat yapıyorsanız hem askeri hem siyasi riskleri söz konusu tabii ki. Hı hı. Mutlaka her yerde. Evet. Şimdi Suriye'ye sadece Suriye gözünden ya da Suriye penceresiyle bakmak bizi yanıltabilir. Evet. Belki sadece teröre ya da sadece bölgedeki enerjiye odaklanmakla da sıkıntı olabilir. Hı hı. Suriye'ye biraz daha global bakmak lazım. Mesela Akdeniz'e bakmak lazım, sıcak deniz denizlere bakmak lazım. Yugoslavya'daki bugün 7 parçaya bölünmüş Yugoslavya'daki savaşın Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne alınmaya çalışılması gözüyle, hı hı. NATO'ya üye olması gözüyle bakmak lazım. Evet. Rusya'nın hem Adriyatik yoluyla sıcak denizler yani Akdeniz'den uzaklaştırılması, Libya'daki Akdeniz'deki en önemli müttefiki Libya'nın paramparça edilmesiyle uzaklaştırılması. Çok özür diliyorum. Ukrayna'daki işte o evet. savaşın çıkarılan 2014'teki savaşın Odessa ve Novosibirsk'teki üslerle alakalı yine uzaklaştırılmaya çalışmasıyla bakmak lazım. İş bence şudur. Bu benim fikrim. Ben biraz strateji yani strateji ne yapacağız demek aslında biraz global bakmak demek. Ben bu gözle bakıyorum. Bu biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin 1989'daki Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ikinci bir küresel güç ortaya çıkmasın diye Rusya'yla NATO bağlamında, güvenlik bağlamında ve uluslararası ticari anlaşmalar bağlamında bir araya gelmektense ötekileştirip, itip tamamen dünya sahnesinden bölgesel güç olmaya doğru yöneltmesiyle ortaya çıkan bir sıkıntı. O yüzden Suriye'ye biraz bu gözle bakmak lazım. Afrin operasyonu da bunun devamı olarak bölgede ciddi manada terörize olmuş bir EYD, YPG grubunun, PKK'nın devamı. Evet. Bunu kendi buradaki milletvekilleri söylediler sırtımızı dayadık diye. Bizim söylememize de gerek yok. Dolayısıyla buradaki o terörize grup üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki petrol ve enerji bölgeleriyle Irak'ın kuzeyindeki enerji bölgeleri ki müthiştir. Dünyadaki en önemli enerji bölgeleri ilk üçtekidir. Evet. Dolayısıyla bu bölgeleri kontrol altında tutup hatta İngilizleri bile devreden çıkarıp BP'leri de devreden çıkarıp tamamen Chevron, ExxonMobil kapsamında bakın. Çünkü Chevron'un İran petrolleriyle de gizli gizli görüştüğü ve hatta ufak tefek anlaşmalar yapıldığına dair bir takım uluslararası lobi çevrelerinde söylentiler vardır. Belki de doğru bir kısmı. Bu noktada tamamen bu ekibin bu enerjiyi kontrol edip Türkiye'yi de bypass edip o yoldan çıkarıp kuzey taraftan Akdeniz'e inerek açacağı enerji nakil Avrupa'yı da besleyecek şekilde nakil sistematiğini kontrol etmesi için kendisine bir terör devleti yaratması, terör devleti oluşturulması, bir kukla devlet oluşturulmasıyla ilgili bir şey. Yoksa Amerikalıların ne Kürtler umurundadır, ne Türkler umurunda olur, ne Araplar hiçbir şey umurunda olmaz. Varsa yoksa para ve dünyayı kontrol etmektir Amerikalıların derdi. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Risk var. İnşallah sıcak çatışma ya mahal verecek bir durum yok. Burada biraz şu üçlü komite çalışması var. Rusya, İran, Türkiye. Bu zaten Astana ve Soçi görüşmeleri çok önemli. Bunlar olmasaydı şu anda Amerikalıların tamamen kontrolüyle ilgili şu anda konuşuyor olurduk belki sizinle burada.
Burada şu Mart ayında toplanacak Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasındaki komitelerden bahsediyorum. Aslında komite ve komisyon dediğiniz şeyler ya aradaki anlaşmazlığı nasıl makul bir şekilde kamuoyuna anlatırız için kurulur. Ya yukarının anlaşmazlıklarını çözüp yukarıya bilgi vermek ve yukarının bir arada açıklama yapmasını sağlamak için kurulur. Evet. Ya da çok detay konuşmak için kurulur. Ben umut ediyorum birinci olmasın. Yani niçin anlaşamayacağımızı kamuoyuna deklare etmek için olmasın. Bizden yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Amerikalılar ama bu şekilde bir oyalama sistematiğini çok severler. Evet. Çok severler. Güzel özetlediniz. Suriye'ye sadece Afrin diye bakmamak. Sadece bir terör operasyonu gözüyle bakmamak lazım. Hem stratejik, hem jeopolitik, çok hem doğru. ekonomik, hem de enerji kaynaklarıyla ilgili bir adım aslında o attığımız adım. Çok doğru. Alper Bey, Amerika'dan devam edelim. Buyurun. Amerika'nın bir de masada tuttuğu, bazen aba altından sopa gibi sopa gösterirmişçesine gündeme getirdiği bir dava süreci var. Nisan gibi aşağı yukarı takvimi. O süreçte neler bekliyoruz? Nasıl hamleler yapılmalı? Bir stratejist gözüyle o süreci nasıl okumalıyız? Vallahi, bankacılık sistemimiz de ilgilendiriyor çünkü. Şimdi işin açıkçası dünyada İran'la ticaret yapan ambargo koyulduğu halde İran'la aslında legal ticaret yapan sadece biz değiliz. Bakın Fransızlar İran'la ticaret yaparlar. İngilizler ticaret yaparlar. Almanlar ticaret yaparlar. Uzak Doğu'dan Kore ve Çin ticaret yapar. Hatta İsrail bile ticaret yapar. Bunların yolları ve yöntemleri var. Bunların hepsini uyguluyorlar. Şu anda da yapıyorlar. Çok güzel yol ve yöntemleri var. Yapıyorlar. Bunu biz niçin sıkıntılı hale geldiğini düşünmek için söylüyorum. Buradaki mevzu dolar üzerinden bence yapıldığından dolayı. İşte aslında petrodolar, petroeuro savaşlarındaki sıkıntı da bu. Yani o dünyadaki Bretton Woods'tan bu yana, tabii 1944'ten bu yana dünyadaki tek rezerv para haline gelen, tek yani euro mero var ama tek rezerv para haline gelen doların dünya ticareti ve ekonomisi üzerindeki hakimiyetinin devamı aslında bu. Biz bu keşke, hani bilmiyoruz da, yani dolarla değil euro ile yapsaydık ya da lira, mesela lira İran riyali üzerinden yapılanlarda çok büyük sıkıntı yok. Evet. Bu adamlar benim paramla yaptın kardeşim, o yüzden benim ekonomik sistemimi, ticari sistemimi sıkıntıya soktun diyorlar. İnanın çok primitif, çok ilkel, son derece düşmanca bir tavır bu. Sudan bir sebep, ekonomi. Hem de nasıl sudan bir sebep yani. Su, inanın su bile kendinden utanır bunu sebep olarak kendini gösterdiğiniz için. Bu sadece bize hani şey vardır ya hikaye, koyunu yiyecekmiş de suyu bulandırdın demiş kurt. Koyun dedi, kuzu da demiş ki ya ben suyun altındayım nasıl bulandırayım olsun yine de seni yiyeceğim. Evet. Mevzu bu. Mevzu bu. Mutlaka bir takım sıkıntılar çıkacaktır. Ben eminim diplomasinin birbiriyle ufak tefek konuşmalar yaptığını, belki daha büyük konuşmalar yaptığını. Burada Amerika tabii kendi prestijini de düşünerek bir ceza kesmeye kalkacak. Ama bu uluslararası sistemi etkileyecek bir şey olabilir. Umarım çok bu iş biraz daha minimize, biraz su yüzü üzerinden geçiştirilir. İşte bu şimdi toplanacak olan Türk-Amerikan Komitesi Çalışma Komitesi'nin çok önemli değil mi? Evet, çalışma konularından biri de olacaktır yani evet. Mutlaka. Afrin'de sanki Amerika'nın masasında bu dava ve vize, kısmen vize de konuşulabilir burada yanlışım yoksa. Bizim masamızda da Afrin varmış gibi, öyle mi? Yani, elimiz güçlü. Tabii yani şimdi biz şimdi sadece Afrin bölgesinde değiliz. Şu anda sınırlarımızdaki hemen hemen Fırat'ın batısındaki Hatay'a kadar olan sınırlarımızdaki bütün bölgeyi temizledik. Evet. Aşağı kadar epey indik. Afrin'e kadar indik işte. Oraya gelmek üzereyiz. Bitti gibi. Bu tarafta Fırat'ın doğusuna geldik şimdi. Münbiç deyip duruyoruz biz. Münbiç bizim için önemli. Münbiç'te de gelme diyor Amerika. Çünkü benim var. Çünkü Münbiç ve yukarısı petrol bölgeleri. Özellikle Deir ez-Zor'daki Haseke bölgesindeki petrol ve enerji bölgeleri çok mühim. Oraları kendisi okukla terör örgütüne kontrol ettirdiği için burada sıkıntı olur diyor. Biz de diyoruz ki yok kardeşim buradaki terör örgütünü de temizleyeceğiz, bu da gidecek.
İşte korkum sıcak çatışma çıkmadan biraz daha diplomasi ağırlıklı çözülsün. Ama onların da oradan gitmesi lazım. Bu konuda Amerika'nın biraz birkaç adım geri atması lazım. Sadece bir adımla olmayacak. Çok ısrarcılar. Ya çünkü bölgede emin olun Amerika'daki şu anki yönetim bu ezoterik siyasetin, bu evanjelik siyasetin tamamen içerisindeler. Bu evanjelik sistem, kendilerine ait sistem, dünyada kendileri gibi olanların yaşayabileceği yeni bir bir karartma, bir blackout'a bile sebep olacak derecede mühim, emin olun. Tabii Suriye halkı da burada filler ve çimenler örneğiyle çok insanların zikretmediği ama bizim de gözden kaçırmamamız gereken bir detay değil mi efendim? Bu kadar denge varken aslında orada farklı bir tablo da var esas. Tabii var yani, mutlaka evet. Var. Yani ya işte buradaki mevzu şu, biz kendi değerlerimizi, kendi çıkarlarımızı, kendi amaçlarımızı korumak durumdayız. Kim ne tepişirse, kim ne söylerse, kim ne çatışırsa çatışsın, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin de hem bekası hem geleceği söz konusu. Ayrıca Türkiye'de artık şu anda şu enerji savaşlarının içerisinde bilfiil yer almaya başladı. Aktör olduk diyeyim. Yer almalı da. Savaş karşıtlığı filan bir kenara, savaş mühim bir şeydir. Biz savaşmıyoruz gerçi, operasyon yapıyoruz belki bunu diyebiliriz ama bu savaş karşıtlığı basitliği üzerinden de gitmemek lazım. Çünkü biz burada enerji savaşlarının göbeğindeyiz. Yeter artık deyip yani isyan etmiş durumdayız. Bugüne kadar söylediğimiz oyunun artık içine girmek gerekiyor. Aynen öyleyiz. Çok doğru bir... Peki Alper Bey, çok keyifli bir sohbet oluyor. Devam edelim. Türkiye'ye döneceğiz ama önce şu anda gündemde Amerika ile Avrupa Birliği'nin karşılıklı söz düellosuna doğru giden sanki bir ticaret savaşları gibi bir anlaşmazlık var. Bu süreci nasıl görüyorsunuz bir stratejist gözüyle? Trump'tan açıklamalar geliyor, Avrupa Birliği'nden açıklamalar geliyor. Pek altta kalmayacağı bence Avrupa Birliği özellikle. Benim hem sosyal medyadaki hem blogumdaki yazılarımı takip eden dostlarım da bileceklerdir. Trump'ın işte seçilmesinden bir 7-8 ay evvel bir evanjelik sistemin geldiğini, yaklaştığını, dünyadaki 21. yüzyıldaki önemli bir siyasi kırılmanın eşiğinde olduğumuzu ve Trump döneminin askeri ve ticari diplomasi savaşlarının başlayacağı bir dönem olacağını öngörerek, tabii okumalarla vesaire, yani dünyayı okumakla alakalı bir şey. Övünmek için falan söylemiyorum. Bu şekilde olabileceği konusunda bir öngörüde bulunmuştum. Mevzu bu. Bakın, ticari diplomasi savaşları başlamış durumda. Dünya 21. yüzyılın ilk siyasi kırılımını yaşadı. Evet. Bu seçimlerle. Ve aynı zamanda askeri bir dönem başlamış oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ticari diplomasi savaşlarının biteceğini, sona ereceğini falan düşünmüyorum. Amerika'nın bu saldırgan, bu sürekli agresif tavrından vazgeçeceğini de düşünmüyorum. Bu çok önemli. TTP'den çekileceğini, Pasifik Anlaşması'ndan çekileceğini söyledi. TTPI'la hiçbir şekilde istemiyorum. Bunu söyledi. NAFTA'yı iptal edeceğim dedi. Yok efendim söyleyeyim, şimdi çıkardığı gümrük mesela tarifeleriyle alakalı. İşte çelikte %25'lere yakın, %23 küsürler. Alüminyumda %10'larla ilgili dünyada çeşitli noktalarda gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Bunun birkaç versiyonunu dile getiriyor bir de. İçinde mesela Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye %50'lerden fazla totalde bir gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Çin'le ilgili sıkıntı var. Çin bunu yaparsa Amerika'nın en önemli tarımsal üretimlerinden soya var biliyorsunuz. Burada işte buğday var. Bunlarla ilgili mısır var mesela. Bunlarla ilgili ben de uygularım dedi. Avrupa, Juncker'in açıklamaları var bundan birkaç gün evvel. Dedi ki böyle olursa biz de boş durmayacağız dedi. Ben hemen barışacaklarını, hemen durulacağını düşünmüyorum. Bir takım sıkıntılar olacak. Olmalı mı, olmamalı mı, bu konuyu tartışmaya gerek yok. Ama ben acizane, kaosun çok da kötü bir şey olmadığını düşünenlerdenim. Bir müzakere içerikli mi? Olabilir. Evet. Kaosu yönetebilirseniz değişimi de yönetebilirsiniz. Evet. Değişim ve kaosu yönetirseniz karlı çıkma ihtimaliniz çok yüksektir. Bizim biraz daha kaosu yönetebilmeyle ilgili adım atmamız lazım. Yoksa çok karlı çıkacağız, inanın bana. Amiral kısmına yanaşmamız lazım. Biz demişken
Türkiye'ye dönecek olursak bir stratejist gözüyle toparlamanızı isteyeceğim. Zira affınıza sığınıyoruz ama süremiz bitti. Efendim Türkiye'deki ya daha doğrusu iş ve ekonomide çok sık konuştuğumuz konular var. Devlet politikaları, teşvikler, istihdam seferberliği var. Gayrimenkul sektörünün lokomotif olma yönünü konuşuyoruz. Yine İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz. Savunma sanayiye bir yatırım var. Millileşme her adımda gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye tablosuna, Türkiye'deki ekonomik gelişmelere baktığımız zaman bir stratejist olarak yeterince doğru gard aldığımızı görüyor musunuz? Ben hep açıkçası şunu düşünmüşümdür. Ekonomi mi siyaseti domine eder, siyaset mi ekonomiyi domine eder? Ben siyasetin ekonomiyi domine ettiğini düşünüyorum. Hatta dış siyasetin siyaseti, siyasetin de ekonomiyi domine ettiğini düşünüyorum. Nitekim bizim bu bütün globaldeki, bütün bu dünyadaki olaylarla bize etkisini ele aldığınızda bu ataklarımızın işte istihdam seferberliğinden başlayın, savunma sanayimize kadar o yelpazedeki ataklarımızın bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani dış siyasetin, dış politikanın yönlendirmeleri olduğunu düşünüyorum. İşte bahsettiğim kaosu yönetebilmek bu. Yani dışarıdan gelen baskının karşısında sinip kalmaktansa biz de bunu becerebiliriz, başarabiliriz'in üzerine gittiğinizde bu millileştirme ve yerlileştirme atağı oluyor. Bundan yanayım, destekliyorum. Çok da güzel oluyor. Daha da iyi olacak. Evet, daha henüz başında olabiliriz. Çok büyük istediğimiz her şey hemen olmuyor. Çünkü alıp boyayı boyamak gibi, kırmızıya boyamak, maviye boyamak gibi değil bu. Çalışmakla alakalı bir şey ama doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle gayrimenkulle alakalı da şu kadarını söylemek lazım. İstanbul'u dünyada sadece iki şehirle kıyas edebilirsiniz gayrimenkul sektöründe. Biri New York'tur, biri Londra'dır. İstanbul'da rakamlar henüz New York ve Londra'nın yarısına bile gelmedi. Evet. İstanbul önemli. Önemli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Zihnimizi açtınız. Çok kıymetli tarihsel bilgiler de barındırıyordu anlattıklarınız. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bugünkü iş ve ekonomide uzun uzun ekonomiyi konuştuk. Özlemiştik açıkçası ekonomiyi uzun uzun konuşmayı da. Alper Esen sağ olsun kıymetli konuğumuz bizim bu ihtiyacımızı sonuna kadar giderdi. Efendim bugün ekonomiyi konuştuk. Yarın biz bu hafta için son kez burada olacağız. Ama şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık. Ziraat Katılım sundu.